2017 yılında Ankara'da yüksek lisans yaparken ODTÜ'de düzenlenen Kadın Matematikçiler Çalıştayına katılmıştım. O zamandan beridir de Türk Kadın Matematikçileri Derneği'nin mail grubunda etkinliklere, duyurulara, kadrolara dair çeşitli mailler alıyorum. Geçen gün de Meryem Mirzahani'nin hayatını ve matematiksel vizyonunu anlatacak bir online film gösterimi maili aldım. Filmi izledikten sonra hayatını da şöyle bir araştırdım, çalışmalarını da şöyle bir araştırdım da bugün size çok ilham verici bir kadını anlatacağım. Eminim zaten meslektaşlarım benimle aynı fikirdedir ama hiç matematikçi bile olmayan, matematikten hiç anlamayan bir insana bile ilham vereceğini düşünüyorum Meryem Mirzahani'nin hayatının. Hadi o zaman başlayalım. Meryem Mirzahani 1977 yılında Tahran'da doğmuş. Çocukken aslında hiç matematikçi olma gibi bir hayali yokmuş. Çok kitap okurmuş. Çok hikayeler anlatırmış kendine ve büyüdüğü zaman da büyük bir yazar olmayı hayal ediyormuş. İran-Irak savaşları zamanında ilkokulu bitirmiş ve üstün yetenekli kız öğrencilerin kayıt olduğu bir okula kaydolmuş. İlk başlarda matematik öğretmeni onun matematiği yeteneksiz olduğunu düşünüyormuş. O da bu sayede matematiğe olan ilgisini başlarda kaybetmiş. Daha sonraki öğretmeninin de teşvikiyle problemleri çöze çöze, yavaş yavaş matematiği sevmeye başlamış. İlk başlarda kendini bunu bir challenge olarak görüyormuş ama daha sonra hoşuna gitmeye başlamış. En yakın arkadaşı ve şu an Amerika'da bir matematikçi olan Roya BHD ile tanışmaları da bu döneme denk geliyor. İkisi beraber adeta okulda matematiğin tozunu dumanına katıyorlarmış. Beraber müdüre gitmişler ve uluslararası matematik olimpiyatlarına katılmak istediklerini söylemişler. Bu zamana kadar İran milli takımında hiç kız öğrenci olmamasına rağmen okul müdürleri onları desteklemiş. Onlar da çeşitli elemeleri geçtikten sonra milli takıma katılmışlar. İşte Meryem Mirzahani'nin kısacık hayatındaki başarılarının öyküsü de tam olarak burada başlıyor. 1994 ve 1995 yıllarında 2 yıl üst üste altın madalya kazanıyor. Hatta ikinci yıl bütün soruları eksiksiz çözerek altın madalyayı kazanıyor. 1999 yılında Şerif Teknik Üniversitesi'ni bitirip Amerika'ya lisansüstü eğitimi için Harvard Üniversitesi'ne gidiyor. Burada bir Fields madalyalı profesör olan Curtis McMullen'la çalışma fırsatı elde ediyor. Doktora tezi o zaman deyim yerindeyse ortalığı kasıp kavuruyor. Doktora tezinden çıkan 3 makale o zaman matematiğin en önemli dergilerinde yayımlanıyor ve Meryem Mirzahani'nin matematik camiasında tanınırlığı, bilinirliği de bu şekilde başlamış oluyor. 2014 yılında Stanford Üniversitesi'nde hocayken 40 yaş altı matematikçilere teşvik için verilen ve matematiğin Nobel'i olan Fields madalyasını almaya hak kazanıyor ve bunu kazanan ilk kadın matematikçi oluyor. İlk İranlı matematikçi de. Burada çalışmalarına çok fazla değinmeyeceğim, girmeyeceğim çünkü bilgim olan bir konu değil ama makalelerini incelemek isterseniz bulabilirsem linklerini aşağıya bırakırım. Meryem Mirzahani çok çalışırmış. Uzun yıllar boyunca çalışabileceği derin konuları daha çok severmiş. Hatta 10 yıllardan daha fazla süredir düşündüğü konular da varmış. Bir röportajında diyor ki, onlar hakkında hala bir fikrim yok. Bağlantılı gibi gözükmeyen konular arasında bağlantı kurup herkesi şaşkına çeviriyormuş. Yere evde uzun büyük büyük kağıtlar serip onların üstüne şekiller çizip o şekilde çalışırmış. Kızı hatta onu gördüğü zaman "Aa annem yine resim yapıyor" dermiş. Ne yazık ki onu daha çok erken bir yaşta 40 yaşında 2017 Temmuz'da meme kanserinden kaybettik. Doğum tarihi olan 12 Mayıs dünyanın çeşitli yerlerinde çeşitli etkinliklerle matematikte kadın günü olarak 2019 yılından beri kutlanmaya başladı. Bu seneki etkinlikler koronavirüs engeline takılmış olsa da ben yine size aşağıya linkini bırakırım. Hangi ülkede hangi etkinlik olduğuna bakarsınız oradan. Yine Türk Kadın Matematikçileri Derneği'nin mail grubuna da üye olmak istiyorsanız onun da aşağıya sayfasını link olarak bırakırım.
Meryem Mirzahani'nin Fields madalyasını kazanan ilk kadın olması eminim birçok matematikçiye ilham kaynağı olmuştur. Ama özellikle de kız çocuklarının daha fazla matematik yapmasının bir teşvik olduğunu düşünüyorum bunun. Ben şahsen matematiğin erkek işi olduğunu düşünmüyordum. Yani bunun bir cinsiyet işi olduğunu düşünmüyordum. Çünkü bana da matematiği sevdiren bir kadın öğretmenimdi. Ama dünyanın çeşitli yerlerinde duyuyoruz ki kız çocukları bunun bir erkek meselesi olduğunu, erkek işi olduğunu düşünüyorlar ve matematiğe karşı çekimsel davranıyorlar. Eminim Meryem Mirzahani'nin Fields madalyası alması onları bu konuda daha fazla teşvik etmiştir. Bence bundan sonra bu madalyayı kazanan çok daha fazla kadın göreceğiz diye düşünüyorum. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.